Şimdi arkadaşlar, en son fonksiyonlardan bahsetmiştik. Temel sorular üzerinde tekrarlarımızı yaptık. Bugün artık arkadaşlar daha ciddi sorulardan bahsedeceğiz. Çıkan sorular ve çıkabilecek soru tipleri üzerinde duracağız fonksiyonlarla ilgili. Ve artık yavaş yavaş fonksiyonları halletmeye çalışacağız. Anlaştık mı? Şimdi gördüğümüz şeyleri bu soruların içerisinde nasıl uygulayacağız? Evet, ilk sorularımızdan bir tanesi bu. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu eşitliklerini vermiş. Buna göre f sıfır kaçtır? Nasıl yaparız arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar, fonksiyonlarda biz genel olarak ne yapıyorduk? İstenilen ifadeye benzetmeye çalışıyorduk, değil mi? Şuraya a yapmaya çalışıyordum. Ax artı b eşittir a'dan. Buraya a yapan x değerimiz ne gelecektir? A eksi b bölü a mı gelecektir? Yani f a aynı zamanda neye eşit oluyormuş buraya göre? X'e eşitti bakın. X'i de biz ne bulduk? A eksi B bölü A bulduk. E arkadaşlar, F A'yı bana aynı zamanda B bölü A şeklinde vermemiş mi burada? O zaman bu A eksi B bölü A eşittir ne olmasını istiyorum? B bölü A mı gelecektir? Var mıdır sıkıntı? A'lar birbirlerini götürdüler. Buradan ne gelecektir? A eşittir 2B diye gelir mi? A eşittir 2b. E getirip yerine yazarsam burası ne olacaktır o zaman? 1 bölü 2 diye gelir. E arkadaşlar, benden neyi istiyor soru? A eşittir 2b'yi yerine yazdık. Soru benden, doğru yazdık değil mi bu arada? Bir kontrol edelim hemen şöyle hızlıca. A eksi b bölü a, tamam. A eksi b bölü a eşittir b bölü a. B'yi diğer tarafa attınız. A eşittir 2b'ye geldi. A'yı getirdim, yerine yazdım. Ne gelecektir burası? B bölü 2b gelecektir. Dolayısıyla da ne olacaktır burası o zaman? 1 bölü 2 diye gelecek midir? A değeri, f a değerimiz. E peki, şimdi arkadaşlar, f sıfırdaki değerini mi istiyor bizden? O zaman ben ne yapmam gerekiyor şimdi? Burada f a değerimiz 1 bölü 2 idi. A x artı b'yi ne olarak vermiş bize? A'yı getirip yerine yazarsanız f b arkadaş. 2b x artı b ne gelecektir? X mi gelecektir? Şimdi buranın sıfır olmasını istiyorum. Burayı sıfır yapan x değerimiz nedir peki? Burayı sıfır yapan arkadaşlar x değerimiz 2b x eşittir eksi b gelecektir. X'imiz de buradan ne gelecektir o zaman? Eksi 1 bölü 2 mi gelecektir? Demek ki cevabımız ne gelir buradan f0 değeriniz? Eksi 1 bölü 2 diye gelecektir. Evet, parçalı fonksiyonla ilgili bir soru. N1 doğal sayı olmak üzere doğal sayılar kümesinde tanımlı. Fonksiyonu bakın şöyle vermiş. Yuvarlak demiş, bu şekilde ifade ediliyor. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi en içten başlıyorum arkadaşlar. N yerine kaç yazmam gerekiyor? 4 yazmam gerekiyor. Burada neye göre ayırmış bunu? N'nin tek veya çift oluşuna göre ayırmış. 4 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. O zaman çift sayı olduğu için burada yerine 4 yazacağım. E 4 yazdığınız zaman 4 eksi 1'den bu kısım ne olmuş oluyor? Şuranın eşiti 3 olmuş oluyor. Şimdi 3'ü bulmam gerekiyor. Yani burayı. E bu sefer neyi gördüğüm her yere 3 yazacağım. 3 tek bir sayı. 3 artı 5'ten ne gelmiş oluyor şu kısım? Şunun iç kısmı 8 mi gelmiş oluyor? Son olarak n yerine 8 yazacağım. 8 nasıl bir sayı?
Çift bir sayı, o zaman burada yazıyorum. 8 eksi 1'den şu kısım kaç gelmiş oluyor? En dıştaki kısım. Bakın bir tane daha yuvarlağımız var. Dikkat edin. 7 mi gelmiş oluyor? Son olarak şuna döndü artık. Yuvarlak içerisinde 7 oldu. Yuvarlak içerisinde 7'yi bulmak için de 7 tek bir sayı. O zaman getirip burada neye yerine yazarsanız kaç gelecektir cevabınız? 12 diye gelecektir. Evet. Fx eşittir mutlak değer x eksi 2. Gx de mutlak değer x artı 3. Gof x eşittir 4 eşitliğini doğrulayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diye sormuş. Gof. Neydi gof arkadaşlar? Şu kısım neydi? Evet. G içerisinde f4 değil. G içerisinde fx. Fx. Yani G içerisinde fx'i bulacağım. Fx'i getirip yerine yazalım. Kaç çıkar? Önce size biraz fırsat tanıyayım bakalım. Şimdi G içerisinde fx'i yazmam gerekiyor değil mi? G içerisinde fx'i yazalım. Ne olmuş oluyor? Fx'imiz mutlak değer x eksi 2 idi. Bunu g'nin içerisinde yazacağım. O zaman g'nin içerisinde x gördüğüm her yere ne yazmam gerekiyor şu x'in yerine? Mutlak değer x eksi 2'yi yazmam gerekiyor. Ne olacak şimdi yazdığımız zaman? Şöyle bir fonksiyon çıkacak. Mutlak değer içerisinde x gördüm. Bu x'in yerine ne yazacağım? Mutlak x eksi 2 artı 3 mü yazacağız? Var mıdır burada sıkıntı? Yok. Bunun kaça eşit olmasını istiyorum ben? 4'e eşit olmasını istiyorum. Peki düzenleyelim hemen. Mutlak değer içerisinde mutlak değer x artı 1 eşittir 4 olacak. Şimdi döndüm mutlak değerli ifadelere. Mutlak değerli ifadelerde mutlak değerin sonucu bir sayıya eşitse o zaman ne olacaktır bu içerisi? Mutlak değeri x artı 1 bir 4 diye çıkacaktır. Veya bir de ne diye çıkacaktır? Mutlak değer x artı 1 eşittir eksi 4 diye çıkacaktır değil mi? Şimdi geldim buradan mutlak değeri yalnız bıraktım. Mutlak değer x eşittir eksi 5 mi olacak? Peki bunu nasıl çıkartacağım arkadaşlar? Bir artılısı bir eksilisi mi? Hayır. Mutlak değeri neydi arkadaş mutlak değer? Bir sayının sıfıra olan uzaklığıydı. Bir sayının sıfıra olan uzaklığı eksi 5 olabilir mi? Olamaz. Mutlak değerin sonucu negatif olamaz. O yüzden bu seçeneğimiz gitti. Kaldı bu seçenek. 1'i attım diğer tarafa. Mutlak değer x eşittir. Ne gelmiş oluyor? 3 gelmiş oluyor. Mutlak değerin sonucu pozitif olabilir mi? Evet olabilir. Buradan da nasıl çıkartırım? X'imiz bir 3 olacaktır. Bir de eksi 3 olacaktır. Çarpımları ne istiyor sizden? Ne gelir çarpımlarımız? Eksi 9 diye gelecektir. Evet başka bir soru. Kaç yapar? Çıkmış soru arkadaşlar bu. 2018'de çıkmış olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 19'da da çıkmış olabilir. Şimdi arkadaşlar f artı g1 bu ne demekti? Ben bunun yerine şunu yazabiliyor muydum? F1 artı g1 demek değil mi bu aynı zamanda? Şu kısım. Yazdık mı? Bakın burada bir tane denklem çıktı gördüğünüz üzere. Buradan f1'i bu tarafa alırsanız ne olacaktır? G1 eşittir 0 diye gelecektir. Buradan bunu buldum. Geldim şimdi bu tarafa. F artı G eşittir. G2 eşittir. G2'ymiş. Ben bunun yerine de şöyle yazarım bu tarafın yerine. Ne yazarsınız? F2 artı G2 diye yazarsınız. Yine şimdi döndüm bu denkleme baktım. Ben bu denklemden ne bulabilirim? G2'yi diğer tarafa attınız buradan. Eksi diye geçti. F2 eşittir 0 mı geldi? Şimdi bana zaten F ve G fonksiyonlarını vermiş değil mi? Getiriyorum yerlerine yazıyorum. G1 eşittir 0'mış. G fonksiyonunu buldum. X gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazıyorum. 1 yazdığınız zaman ne gelmiş oluyor burası? B eksi 2 gelmiş oluyor. Kaça eşit olması gerekiyor G1'in değeri? 0'a eşit olması gerekiyor. O zaman B'miz buradan kaç gelecektir? 2.
F2'yi 0 olarak vermiş. Bu sefer f fonksiyonunda x gördüğüm her yere 2 yazıyorum. 2a eksi b. Bu da yine eşittir 0 mı olacak? Buradan da b eşittir 2a yazabilir miyim? B'yi de ben arkadaşlar 2 diye bulmuştum. Getirip yerine yazarım. A kaç gelecektir buradan o zaman? O da 1 mi geldi? Çarpımlarını istiyor sizden. Kaç yapar? 2 diye yapar. Evet. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı. En kenarlı bir düzgün çokgenin içerisine yazılan x reel sayısı şu şekilde gösteriliyormuş. Buna göre diyor ki fonksiyonlarından hangileri birebir ve örtendir? Hadi bakalım. Birebir ve örtenlik istiyor. Peki şimdi ben bunları fonksiyon olarak yazmak istesem nasıl yazarım? Bu fonksiyonun eşiti nedir? Bakın en kenarlı bir düzgün çokgen içerisinde diyor. Yazılan x reel sayısı diyor bu şekilde ifade ediliyormuş. O zaman x üzeri n artı 3x. Karenin içerisine yazmışım. Karenin kenar sayısı kaç arkadaşlar? 4. O zaman bunun fonksiyonu ne olacaktır? X üzeri 4 artı 3x olmaz mı? Peki geldim bu tarafa. Bunun fonksiyonu ne olacaktır? X küp artı 3x olmaz mı? Bunun fonksiyonu ne olacaktır? X üzeri bu bir 5 iken 5 artı 3x olmaz mı? Hepsinin fonksiyonlarını belirledim ben. Sağlıyor mu bakalım. Nasıl gösterirsin? Mesela x yerine eksi 1 verdin. Eksi 1 verdiğin zaman ne gelmiş oluyor fonksiyonun değeri? Şöyle kare içerisinde eksi 1. Kaç gelmiş oluyor? Eksi 2 mi gelmiş oluyor? X yerine eksi 2 verdin. Ne olmuş oluyor? Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16, 10 mu gelmiş oluyor? Şimdi arkadaşlar eksi 3 verdim falan filan diye devam ettik. Şimdi buradan devam ettiğiniz zaman dikkat ederseniz en küçük değerimiz neresi olmuş oluyor? Eksi 2 olmuş oluyor değil mi? Peki hocam reel sayılarda tanımlı bir fonksiyon demiş bize. Geri kalan reel sayıları örtmüş oluyor muyum ben? Eksi 2'den küçük mesela eksi 1 olabilir mi? Ya da hadi eksi 15 olabilir mi bunun sonucu hiçbir zaman? Olamaz. Reel sayılarda boşta eleman kalacak. Ne yapacağız? Bu bir örten fonksiyon değildir. Direkt bunu söylersin. Zaten elenmiş olursun. Peki aşağıdakiler için de söyleyebilirim. Örten midir? İstediğiniz değeri deneyin. Sonuç ne olacaktır? Sağlayacaktır. Hatta birebirliğe de bakabilirsiniz. Birebir bir fonksiyon mudur? Her elemanın görüntüsü farklı mıdır? Tek kuvvetler olduğu için burada hem burası hem burası. Aynı şekilde bu fonksiyonda da tek kuvvetler olduğu zaman bunlar birebir ve örten olur. Fakat çift kuvvet olduğu zaman ya da ne tek ne de çift olduğu zaman sıkıntılı fonksiyonlardır. Buna dikkat edin. O yüzden cevabınız ne gelecektir? Denizli gelecektir. Ha burada direkt işi garantiye almak için değerler deneyerek de görebilirsiniz. Mesela rastgele bir tane değer alalım. Ne diyeyim mesela? Eksi 3 diyelim. Eksi 3 yazdığınız zaman kaç geliyor cevabı? İşte eksi 27, eksi 9 da oradan eksi 36 gelecektir. Ne bileyim eksi 5 verdim mi başka bir negatif sayı gelecektir. Yani her reel sayının bir reel karşılığı olacaktır kısacası. Dolayısıyla reel sayılardan reel sayılara birebir ve örten fonksiyon olacaklardır dersiniz. Var mıdır başka sorusu olan? Evet bir tane grafik vermiş. F ve F, G, H fonksiyonunun grafikleri şekilde verilmiştir diyor. Buna göre diyor 0 ile A dediği sayı 0 ile 2 arasında olmak üzere koşulunu sağlayan gerçel sayısı için hangileri doğrudur? Bu da yanlış hatırlamıyorsam 2018'in TYT'sinde çıkmış sorulardan olması lazım. Yakın zamandaki çıkan sorulardan bir tanesi. Yorum sorusu. Şimdi arkadaşlar grafiği incelediğimiz zaman x ekseni neyimiz oluyordu bizim? Tanım kümemiz oluyordu. Y'miz ne oluyordu? Görüntüler oluyordu değil mi? Tanım. Burası ne oluyordu? Görüntülerin bulunduğu kısım.
Şimdi fonksiyonları incelediğiniz zaman şu mor renkli olan fx fonksiyonu, sarı renkli olan gx fonksiyonu, mavi renkli turkuaz mı artık ne renk derseniz o da hx fonksiyonu. Ve bu fonksiyonlar bakın sıfırla şu aralıkta belli bir şarta göre gitmişler. Buradan sonra değişiyor. Bakın mesela sıfırla bu aralıkta şu arada işte hx fonksiyonumuz hepsinden küçükmüş. Burada ise buradan 2'ye kadarki kısımda ise hx fonksiyonumuz bakın hepsinden büyük olmuş. Sonra ne olmuş? Mesela burada şu aralıkta sıfırla işte ne bileyim bir tane x1 aralığında diyelim. Fx fonksiyonumuz en büyükken x1 ile 2 aralığında yani şu iki arasında fx fonksiyonumuz en küçük fonksiyon olmuş. Şimdi buna göre değerlendirmemi yapacağım ben. A diyen var, B diyen var. Bakalım. Şimdi diyor ki fa küçüktür ga olduğunda diyor. Şimdi f fonksiyonu g fonksiyonundan küçük olduğu aralık. Hangi aralıkta f fonksiyonumuz g'den küçük? Bakıyorum burada f fonksiyonumuz arkadaşlar en büyük fonksiyonumuz değil mi? G'den büyük bakın sarı olandan. Buraya geldim. Bu aralıkta ise benim f fonksiyonum yani şu g'den ne olmuş oluyor? Küçük olmuş oluyor. Yani bu şartı istediği yer, şu şartı istediği yer şu x1 ile 2 arasındaki kısım. E peki bu aralıkta ga diyor aşağıdan küçüktür. Hemen bakıyorum. Ga burada olacaktır. Ha da burada olacaktır. Değil mi? Doğru mudur yanlış mıdır? Ha dikkat ederseniz daha büyük olmuş olacaktır. Yani ne olmuş olur? Doğru olur. Peki ikincisinde ne diyor? Ga diyor. Ha'dan küçükse yani yine bu aralığı istemiş oluyor bizden. Bu aralıkta ha diyor fa'dan küçüktür. Hayır bu aralıkta arkadaşlar hangi fonksiyonumuz daha büyük hepsini karşılaştırdığınız zaman? H fonksiyonumuz daha büyük değil mi? Bakın f fonksiyonumuzun görüntüsü buradayken h'in görüntüsü burada olmuş oluyor. Yani h fonksiyonumuz daha büyük. O zaman bu yanlış olmuş oldu. Ve geriye üçüncü seçeneğimiz kaldı. Şimdi h a f a'dan küçük olduğunda şartınız bu. Bu hangi aralıkta mümkün? H a'nın f a'dan küçük olduğu. Bakın h a'nın f a'dan küçük olduğu. F'in büyük olduğu aralık bakın şu aralık değil mi? Bu aralıkta diyor. Üçüncü seçenek. Bu aralıkta fa ga'dan küçüktür diyor. Hayır arkadaşlar bu aralıkta en büyük fonksiyonumuz f fonksiyonumuz değil miydi? O zaman fa ne olması gerekiyordu doğrusu? Ga'dan büyük olması gerekiyordu. Bu da yanlış olmuş oluyor. O yüzden bunu da eledik. Hangileri doğrudur diyor. Yalnız bir doğrudur. Yani A şıkkı diyenleri tebrik ediyoruz. Başka bir soru. Yine grafikli, yine bir tane yorum sorusu. Burada gördüklerimizi arkadaşlar yorumlamaya çalışacağız. Yani bu tip sorularda hep yorum yapmaya çalışıyoruz. Nasıl elde edebilirim? Sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? F ve G fonksiyonlarını vermiş bize. Ha? Hangi seçenek? Şimdi A dediği sayı arkadaşlar 0 ile 1 arasında bir sayıymış. Buna dikkat edelim öncelikle. B dediği sayı ne? B dediği sayı FOK A. E FOK A demek aslında F içerisinde G A demek değil mi? Var mıdır sıkıntı? Şimdi arkadaş o zaman benim kimi bulmam lazım önce? GA'yı bulmam lazım. E A arkadaşlar ben biliyorum ki 0 ile 1 arasında. A dediğimiz sayı bu aralıkta. E şimdi o zaman GA'mız kaç olur? GA'nın görüntüsü. G fonksiyonu kırmızı olan fonksiyon. Kırmızı olan fonksiyonumuz bakın 0 ile 1 arasında hangi değeri almış oluyor arkadaşlar? 2 ile 3 arasındaki 2 ile 3 arasında değerler almış değil mi? 2'den büyük değerler almış. Şimdi burası 2'den büyük değerleri alıyor. 3'ten küçük, 2'den büyük. İ
2'den büyük değerler olacak burası. E burası 2'den büyük değerler olacaksa f 2'den büyük değerlere bakmam lazım. F fonksiyonu burası. 2'den büyük olduğu aralık burası mı arkadaşlar? 2'den büyük olduğu zaman bakın hangi değerleri alıyor bu aralıkta? 2'den büyük olduğu aralıkta. Şuradaki 1 ile 2 arasında değerler almış oluyor. Yani hatta 2'ye daha da yakın olmuş oluyor. Demek ki beynin alabileceği değerler aralığı ne olacaktır? 1 ile 2 arasında olacaktır diyebilir miyim ben buradan? Hatta ne olur? 2'ye daha yakın olur. Buna dikkat edin. Peki gof f'aymış c'de. E o zaman ben buradan şunu söyleyebilir miyim? Bu da g içerisinde hocam fa'dır. E geliyorum şimdi FA'yı bulmaya. FA. A neydi? A'yı unutmayın. 0 ile 1 arasında. Buradan başlıyorum. E o zaman FA'yı bulacağım. FA'mız hangi aralıkta değerler alıyor? Bakın 0 ile 1 arasında. 1 ile 2 aralığında değerler alıyor. 1 ile 2 aralığında değerler almış oluyor burası. E o zaman ben G'nin 1 ile 2 aralığındaki karşılığına bakacağım. G 1 ile 2 aralığı şuradaki karşılığına bakacağım. Burada G fonksiyonumuz hangi değerleri alıyor? Bakın şu kırmızı fonksiyon. 2'den büyük değerler almış oluyor. O zaman C'miz de 2'den büyüktür diyebilir miyim? E arkadaşlar bu yoruma göre en büyük kim olmuş oluyor? En büyük C 2'den büyük bir değer çıkacağı için C olmuş oluyor. Sonrasında 1 ile 2 aralığında B olmuş oluyor. Sonrasında da en küçük değer 0 ile 1 aralığında A olmuş oluyor. Var mıdır böyle bir şey? A yok hocam. E ama bunu şöyle de yazabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. A küçüktür, B küçüktür, C. Aynı şey. Hiç fark etmiyor. O zaman böyle bir şey var mı? Var. Kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu her x, y gerçel sayısı için diyor sağlamaktadır. Buna göre bu olduğuna göre sonucu kaçtır? Kaç yapar? Şimdi arkadaş bu kurala göre fonksiyonumuzu yönlendireceğiz ve şunu vermiş bize. F2 ile F1'i vermiş. E şimdi arkadaşlar ben buraya göre geliyorum. Fonksiyonumuz bu. Kurala dikkat edin. F2 diyorum. Şimdi fonksiyonda bakın x artı y şeklinde yazdığınız zaman içerisine bunu fx artı fy şeklinde yazabiliyor musunuz? O zaman ben bu içerisine f2'yi 1 f1 artı 1 diye yazsam olur mu? Sonuçta 1 artı 1 2'dir değil mi? E kurala göre 1 artı 1 oluyorsa ben bunu f1 artı f1 diye yazabilirim. E buradan da F2'miz ne gelmiş oluyor? 2 tane F1 gelmiş oluyor. E zaten F2 ile F1 arasındaki ilişkiyi vermiş. Getirdim şurada yerine yazdım. 2 tane F1'den bir tanesi çıktı. O zaman F1 kaç gelmiş oluyor otomatikman? F1 eşittir 10 gelmiş oluyor. E o zaman F1 10'sa F2 kaç gelmiş olacak burada yerine yazarsanız? O da 20 olmuş olacak. Var mıdır sıkıntı? F1 ve F2'yi bulmuş oldum. Şimdi bana soru şunu istiyor. F3, F4 ve F5'i istiyor. Peki F3'ü nasıl bulabilirsin? Arkadaşlar ben F3'ü şöyle bulabilir miyim? Yine iki sayının toplamı şeklinde yazmam gerekiyor. Kuralı unutmayın bakın. F3'ü ben F2 artı 1 diye yazarım. Bunu da nasıl yazarım? F2 artı F1 diye yazabilir miyim? E ben buradan zaten F2'yi bulmuştum. Kaçtı? 20 idi. F1'i de bulmuştum. Kaçtı? 10'du. Topladınız kaç geldi burası o zaman? 30 mudur? F3'ü bulduk. F4'ü nasıl bulacağım peki? E F4'ü de hocam şöyle yazarsın o zaman. Ya 3 artı 1 diye yazarsın. Ya da 2 artı 2 diye yazarsın. Yani bildiğiniz şeyleri kullanarak benzetmeye, onu elde etmeye çalışıyorsunuz. Buradan da ne gelecektir? F2 artı F2 mi gelecektir? E F2'yi kaç bulmuştuk? 20 bulmuştuk. 20 artı 20'den 40. E zaten bakın nasıl gidiyor? 10, 20, 30, 40. E F5 kaçtır? Direkt zaten çıktı ortaya 50 diye. Neyse ben onu da şöyle yazayım. F5'i de arkadaşlar 3 artı 2 diye yazar mısınız? Yazarsınız. O zaman ne olacaktır? Bu da F3 artı F2 diye gelecektir.
F3'ü 30 bulduk, F2'yi 20 bulduk. O zaman bu da kaç gelmiş oluyor? 50 gelmiş oluyor. Yerlerine yazdığınız zaman 30 çarpı 40 bölü 50'den şuradan birer sıfırı sildim. 5'te de bunu sadeleştirdim. 6 kaldı. 6 kere 4 24 diye ne olmuş olacaktır? Gelmiş olacaktır.